Arkadaşlar, bugünkü dersimizde üçgenin yardımcı elemanlarını göreceğiz. Başlayalım. Üç tane yardımcı elemanımız vardır. Açıortay, kenarortay ve yükseklik. Açıortayla başlayalım. Bir açıyı iki açıya ayıran ışına açıortay denir. Açıortay iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi bir açıortay olabilmesi için öncelikle şu kuralı bilmemiz gerekiyor. Burada AC ve AB doğru parçaları var. Ve AN ışını A açısını iki eş parçaya bölmüş. AN açıortay olmak üzere açıortay doğrusu üzerindeki herhangi bir noktadan kollara çizilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Yani N noktasından seçersek B'ye ve C'ye dikmeler çekersek bu uzunluklar eşit olacaktır. CN NB'ye eşittir ve AC de AB'ye eşittir. Aynı şekilde şuradan bir nokta alıp şuradan da çeksek yine buradaki uzunluklar da birbirine eşit olacaktır. Bunlar da eşit diyebiliriz. Şimdi örneğimize bakalım. ABC bir üçgen, DE diktir BC, CD açıortay, EC 15 ise AD kaçtır diye sormuş. Şimdi C'den D'ye çekilen doğru parçası bir açıortay olduğuna göre ve açıortaydan AC'ye ve BC'ye çekilen dikmeler aynı noktadan çekilirse birbirine eşit uzaklıkta olacağına göre şuradan D'den AC'ye bir dik çekiyoruz. O zaman burada şunu elde ettik. Şu iki çizgi birbirine eşit. Şu iki çizgi de yine birbirine eşittir. O zaman aşağısı 15 ise şuraya K dersek KC 15 olacaktır. Tamamı 19 olduğuna göre buraya da 4 kalacaktır. Ve son olarak aşağıdaki DEC üçgeninde 17 ve 15 var. Hipotenüsü 17 olduğuna göre biz buna 8, 15, 17 özel üçgeni diyebiliriz. Demek ki DK da 8 olacaktır. O zaman şurada bir dik üçgen elde ettik. Şu dik üçgeni çizersek. Şurası K. Burası D olsun. Burası A olsun. Hipotenüsü istiyor. X, AK 4 ve DK 8. Burada dik üçgende X'i bulmak istiyorsak Pisagor uygularız. Neydi Pisagor? X'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. Yani 8'in karesi artı 4'ün karesi. Bu da 16 artı 64 olacaktır. Ve bu da x karenin 80 olduğunu verir. Her tarafın karekökünü alırsak x buradan 4 kök 5 sonucuna ulaşmış oluruz. Açıortayın doğrusu üzerinde herhangi bir noktadan kollara çizilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Bu kuralı uygulamış olduk. Bir başka sorumuz. Şimdi AD ve DC birbirine diktir. DAC açısı CAB zaten açıortay demiş. ABC 90'dan büyükmüş. Şu açımız geniş açı. Buna göre AB x değerimiz kaçtır? Şimdi açıortayın kollarına baktığımız zaman AD diktir. Bakın DC'ye. O zaman şöyle yapacağız. Açıortayın üzerinde C noktası D'ye dik olduğuna göre bu şeklin aynısını şu şekilde uzatarak buraya da K diyorum. O zaman şu parça şu parça eşit olacaktır ve 9'dur. 9, 15 varsa Pisagor yaparak da bulabiliriz ama bu 9, 12, 15 özel üçgenidir. 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı. O zaman şuraya direkt 12 yazabilirim. O zaman burada açıortayın kolları yani CK ve DC birbirine eşitse AD de AK'ya eşittir. O zaman X artı 12, 20'ye eşittir ve X'i buradan 8 bulmuş oluruz. Bir başka sorumuz. Şimdi AD diktir DC, BAC ve CAD eşitmiş açıortayları zaten vermiş. BC kaçtır diye sormuş. Şimdi açıortaya çekilen uzunluklar, açıortayın kolları kenarlara çekilen uzunluklar birbirine eşittir diyebiliyoruz zaten. O zaman burada şöyle düşünmemiz gerekiyor. Burada illa dik olmasına gerek yok. Biz burada BC'nin aynısını C'den AD'ye çekerek de şu şekilde şurası şuraya eşit olacak şekilde ve şunun da şuna eşit olacak şekilde çekebiliriz. Yani illa dik olacak diye bir şey yok. Bu şekilde de çekebiliriz. O zaman şurası 11 olacaktır. Şuraya K dersek. AD'nin tamamı 19 demek ki buraya 8 kaldı. Burası da x'e eşit olduğuna göre şuradaki KDC üçgeni dik üçgen ve 6, 8, 10 üçgenidir.
Yani 3, 4, 5'in 2 katı. Dolayısıyla x'e 10 kalmış oluyor. Açıortayın kollarına çekilen uzunluklar her zaman için aynıysa birbirine eşit kabul ederiz. İlla dik olmak zorunda değil. Şekilde gördüğümüz gibi BC'nin aynısını CK olarak çektik ve ikisini birbirine eşit dedik. Şimdi üçgende iç açıortay teoremi diye bir teoremimiz var. Burada eğer şu şekilde düşünelim. ABC bir üçgen ve AN bir açıortaysa uzunlukla alakalı bir teoremdir bu, bir kuraldır. AB'nin BN'ye oranı AC'nin CN'ye oranına eşittir. Yani C bölü M, B bölü N'ye eşittir. Yani açıortayın yanındaki kenarla karşısındaki açının oranları birbirine eşittir diyebiliriz. Her zaman için bu oran eşittir. Açıortay teoremimiz bu şekilde. Şimdi uygulamasını görelim. Bunu şöyle de gösterebiliriz. Mesela şöyle bir ABC üçgenimiz olsun. Şuradan bir AK açıortayını çizelim. Eğer şurası 3, şurası 5 ise bunu şöyle diyebilirim. BK'ya 3'ün katıdır. KC'ye de 5'in katıdır diyebilirim. Ya da tam tersini de yapabiliriz. Kural sadece bize bunu söylüyor. Ekstra bir durum yok. Eğer şurası 4, şurası da 2 ise demek ki ben buraya 4'ün katıdır ve şuraya da 2'nin katıdır diyebilirim. Kural sadece budur. Açıortayın yanındaki kenar neyse açıortayın gördüğü kenarda birbirine orantılı olacak şekilde seçilmelidir. 2 ise 2'nin katı, 4 ise 4'ün katı. O zaman burada açıortay kuralını uygulayacak olursak neydi kuralımız? 15'in x oranı, 9'un 6'ya oranı. Şurada bir sadeleştirme yapalım. Her tarafı 3'e bölersek şurada 3 kalır, şurada 2 kalır. Şunları da sadeleştirirsek şurada 5 kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsak x buradan 10 sonucuna ulaşırız. Geldik diğer sorumuza. Yine bir açıortay var. Açıortay teoremini kullanarak a'yı bulabiliriz. Tabii ki iç açıortay teoremi. Bir de bunun dış açıortay teoremi var. Şimdi bakalım. AN açıortay zaten 6 ve 8 var. O zaman şunu da diyebilirim. Şurası 6'nın bir katıdır. Şurası da 8'in bir katıdır. Bu şekilde düşünebiliriz. Ama teoremi uygulayalım biz. 3a'nın 6'ya oranı 3a artı 4'ün 8'e oranına eşit olmak zorundadır. Şunları sadeleştirelim. Her tarafı 2'ye bölersek şurada 3, şurada 4 kalacaktır. Şu 3'ler de sadeleşirse içler dışlardan 4a eşittir. 3a artı 4 ve a buradan 4 sonucuna ulaşırız. Bir başka sorumuz. ABC bir üçgen, AN açıortay. ABC'nin çevresi 18'miş, BN kaçtır? Şimdi zaten çevreyi bulmak için 8 ile 4 toplarsak 12. Demek ki BC'ye kalan 6'dır. Tamamı 6, BN x olduğuna göre NC'ye kalacak olan 6 eksi x'tir. Şimdi açıortay teoremini uygularsak 8'in x oranı eşittir 4'ün 6 eksi x oranıdır. Şurada bir sadeleştirme yaptık. İçler dışları yaparsak 12 eksi 2 x eşittir x'ten. 12, 3x'e eşit ve x'in 4 olduğunu bulduk. Demek ki NC de 2'ymiş. Şimdi bir başka sorumuza bakalım. ABC bir dik üçgen, AB BC'ye dikmiş. AD açıortaysa AB'nin uzunluğu kaçtır demiş. Şimdi burada açıortay, iç açıortay teoremi kullanırsak ABC üçgeninde iç açıortay. Eğer BD 6 ise AB 6'nın katı. Eğer DC 10'un katıysa AC'ye de 10'sa BC, AC'ye de 10'un katı diyebiliriz. Şimdi ABC'de bir Pisagor uygularsak bütün kenarları biliyoruz. ABC Pisagor. Ne olacaktır? 6K'nın karesi artı şunu tamam 16. O da eşittir 10K'nın karesi. Buradan 36K kare artı 256 eşittir 100. K kare. 36K kareyi diğer tarafa atarsak. 64K kare eşittir 256 olur. Diğer tarafa 64'e bölersek K kare buradan 4 olur. Ve K'nın 2 olduğunu bulmuş oluruz. Ve gidip K'yı yerine yazarsak. Şurası 12, şurası 20. Zaten 12, 16, 20, 3, 4, 5'in 4 katı olan bir üçgendir.
Bundan sonra x'i istiyor. Artık ABD üçgeninin iki kenarını bildiğime göre üçüncüyü de bulabiliriz. Yine Pisagor uygularsak 6'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir x kare olacaktır. 36 artı 144 eşittir x kare. Buradan x kare 180 olur ve x buradan 6 kök 5 sonucuna ulaşırız. ABC bir üçgen. AB ve CE açıortaylar. BC kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle yukarıdaki şu üçgene bakalım. AB bir açıortay. ED 3 olduğuna göre AE'ye 3'ün katıdır diyebilirim. Aynı şekilde DC 4 olduğuna göre şuraya da 4'ün katıdır diyebilirim. Buradan sonra artık büyük ABC üçgeninde yine iç açıortay teoremi kullanabiliriz. Nasıl yapacağız bunu? 4K'nın 3K'ya oranı x'in 6'ya oranına eşittir. 4K bölü 3K eşittir x bölü 6. K'lar gitti. Şuradan da 2 kaldı. X buradan 8 sonucuna ulaştık. Bir sonraki sorumuz. ABC bir üçgen. AD ve ED açıortaylar. 4AC 5AB'ye eşitmiş. Şuraya 4K, şuraya 5K diyelim. AB'ye 4K diyoruz. AC'ye de 5K diyoruz. EC 10'muş. Şurası 10. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Açıortay, iç açıortay teoremini kullanırsak şunun BD'ye oranı aynı olmak zorunda. O zaman şuraya 4T diyebilirim. Yine 4K'nın bir katı olacak şekilde. Burası 5K ise şuraya da 5T diyebiliriz. Oranları birbirine eşit olmak zorunda. Zaten bölersek 4K bölü 4T'den K bölü T kalır. Diğer tarafta da 5K bölü 5T'den K bölü T kalır. Yine birbirine eşit olur. Şimdi bu sefer diğer iç açıortaya bakalım. Burada da ne var? BEC üçgeni. Şuradaki iç açıortaya bakacak olursak. Şöyle düşünelim. X bölü 4T eşittir 10 bölü 5T. T'ler gitti. Şurada da kaldı. İçler dışarıdan. X'i 8 buluruz. Şöyle de düşünebilirdik. 5T'ye 10 gelirse 4T'ye kaç gelir? Direkt böyle bir orantı yapabiliriz. T'nin 2 olduğunu görürüz burada. Her bir T'ye yani 2 geliyor. 4T'ye de 8 gelecektir diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza bakalım. AE ve FD açıortaylar iki üçgeni alt alta yapıştırmışlar. İkisinde de açıortaylar var ayrıca. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle ABC üçgeninde iç açıortay teoremi. 12 bölü 6 2 yapar. Demek ki 18 bölü EC'nin 9 olması gerekiyor. EC 9. O zaman şuraya x dersek tamamı 9 olduğuna göre şuraya da 9 eksi x dememiz gerekiyor. Şimdi artık alttaki üçgende iç açıortay teoremi yapalım. BDC üçgeninde iç açıortay teoremi. Bu da nasıl olacak? 7'nin 9 eksi x oranı 14'ün 6 artı x oranı. 7 bölü 9 eksi x eşittir 14 bölü 6 artı x'tir. Şurada bir sadeleştirme yaptık. İçler dışarı yaparsak 19 eksi 2x eşittir 6 artı x'tir. Buradan 12 eşittir 3x ve x'in burada 4 olduğunu buluruz. Bir sonraki sorumuz. ABC dik üçgen. AB BC'ye dikmiş. AC CD'ye dik. AD açıortay ve AC x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunlara bir alfa diyelim. Şuraya da beta dersek alfa artı beta 90 derece. O zaman ADC üçgeninde A açısı alfa, C açısı 90. Demek ki şuraya mecburen beta kalacak. Ters açılardan E'nin diğer tarafı da beta olduğuna göre şu iki üçgen ikizkenar üçgendir. Yani şuraya 4 diyebiliriz. Şimdi ABC üçgeninde
Açıortay, iç açıortay teoremini kullanırsak EC 4 olduğuna göre X'e biz 4K diyebiliriz. BE de 2 olduğuna göre şuraya da 2K diyebiliriz. Ki bütün kenarları bulduk. Artık ABC'de Pisagor uygulayabiliriz. O da nedir? 2K'nın karesi artı 4 artı 2 6'nın karesi ve o da 4K'nın karesine eşittir. 4K kare artı 36 eşittir 16K kare. Buradan 12K kare eşittir 36. Her tarafı 12'ye bölersek K kare burada 3 kalır. Ve K buradan kök 3 kalmış olur. Bize sorulan X'ti. X de 4K olduğuna göre yerine koyarsak X buradan 4 kök 3 sonucuna ulaşırız. ABC bir üçgen. I içteğet çemberinin merkezi. Bu kelime önemli. İçteğet çemberinin merkezi demek iç açıortayların kesişim noktasıdır. Yani şu şekilde bir üçgen çizelim. ABC. Eğer B'den bir açıortay çizersek, aynı şekilde A'dan çizersek ve C'den de çizersek. Şöyle iki çizgiyle gösterelim burayı da. Şu nokta P noktası diyelim. Üçgende iç açıların kesişim noktası içteğet çemberinin merkezidir. İçteğet çemberi ne demek? 3 tane kenara da değecek şekilde şöyle bir çember. Bunu vermesinin amacı şudur. Eğer içteğet çemberinin merkezi ise I'ya gelen çizgilerin açıortay olduğunu söylüyor bize. Yani direkt açıortay olduğunu vermemiş. Bunu bizim düşünmemizi istiyor. Çemberle çok bir işimiz yok şu an için. Sadece içteğet çemberinin merkezi diyecek bize. Biz de bunun açıortay kolları olduğunu anlayacağız. Şuradaki çemberin yarıçaplarıdır. Bunların her biri birbirine eşittir. Yani R diyebiliriz. R yarıçap. Şimdi o zaman I burada içteğet çemberinin merkezi ise demek ki B'den ve C'den illaki 3 taraftan gelmek zorunda değil. 2 taraftan gelmesi de yeterlidir. İçteğet çemberin merkezi ise A'dan çizilen de oradan geçmek zorundadır. O zaman B'den I'ya gelen çizgi demek ki iç açıortay. O zaman şuraları noktayla gösterelim. Aynı şekilde C'den gelen de yine bir iç açıortay olacak. Şunları da çizgiyle gösterelim. Şimdi bize demiş ki DEBC'ye paralel. O zaman paralellik varsa DEBC'ye paralelse bakın şurada bir Z var. Demek ki şurası da noktadır. O zaman burası neyse burası da aynıdır. Yani ikizkenar bir üçgendir. DBI. DBI ikizkenar. Üçgen. Aynı şekilde bunun diğer tarafına bakacak olursak yine Z kuralından dolayı C açımız çizgi olduğuna göre şuradaki açımız da çizgidir. Yani bu da ikizkenar bir üçgendir. O zaman I, E, C de ikizkenar üçgen diyebiliriz. Şimdi bize ne vermiş? AB 11. Tamamı 11. AC de 13. O zaman şöyle diyelim. Eğer ben BD'ye X dersem şurası 11-x olacaktır. BD x olduğuna göre ikizkenar bir üçgen BDI o zaman şurası da x'tir. Aynı şekilde EC'ye y derse burası da 13-y olacaktır. Ve EC y olduğuna göre IE de y'dir. Yani şurası da y diyebiliriz. Bize sorulan ADE'nin çevresi. ADE'nin çevresini yazıyorum. 13-y. Burası x artı y. Şurası da 11-x. ADE. Çevre ADE üçgeni. Bütün kenarları toplayalım. 12, 11 eksi x artı 13 eksi y artı x artı y. X ve y'ler zaten zıt işaretli birbirini götürdü. 11 artı 13'ten 24 sonucuna ulaşırız. Bir sonraki sorumuz. ABC bir üçgen. I merkezli çember ABC üçgenine içten teğettir. O zaman bunu burada bize söylenen şu. A'dan, B'den ve C'den gelecek bütün çizgiler açıortaydır demek istiyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şu olacaktır. Eğer BC'nin 12 olduğunu söylemiş. Şuraya 12 yazalım. AB'de 5'miş. Şimdi burada açıortaylar gelecek. Evet. Ama burada açıortayla çok bir işimiz yok. Çünkü şuradan bakın I'dan F'ye çekilen bir çizgi olmalı.
ve bu da diktir her zaman için. Aynı şekilde çembere teğetse çekilen çizgi her zaman diktir. Bu da diktir ve şuradan gelen de birbirine diktir. O zaman burada şu özelliği kullanalım. Şurada zaten ID burada açıortayın bir kolu olacaktır. Açıortay I ile birleştiğine göre, yani şuradan bir çizgi çektiğimiz zaman I'ya, şu bizim için bir açıortaydır. O zaman açıortayın kollarına inilen dikmeler birbirine eşit olduğuna göre FC 9 ise EC de 9'dur. Tamamı 12 olduğuna göre şuraya 3 kalır. BE de aynı şekilde şuradan bir açıortay çektiğimizi düşünürsek BE 3 ise yine kollarına indirilen dikmeler eşit olduğundan şurası da 3'tür. Ve şuraya da 2 kalacaktır. O zaman burada şu iki parça da birbirine eşittir. Yani x'in 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu dersimizi de burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde üçgenin yardımcı elemanlarına devam edeceğiz.